Merhaba, yine ben. Aslında edit yapıyordum ama son anda bunları da koymaya karar verdim. Bunlar fotoğrafımdaki birkaç tane yorum daha dikkatimi çekti. Gerçekten beni çok şaşırtan. Size onları da okumak istiyorum. İslamiyet'i beğenmiyorsan Müslüman ülkede yaşama. Biz Ravza'nın videolarını keyifle izliyoruz. Hem para kazansın, sana ne be kadın. Bir kere benim İslamiyet'le herhangi bir problemim yok. Ayrıca ben mesela İslamiyet'i beğenmeyi de bilirdim. Burası demokratik bir ülke değil mi? Yani bir herhangi bir dini beğenmeme gibi bir özgürlüğümüz yok mu bizim? Ya dine saldırıdan falan bahsetmiyorum. Şahsi olarak mesela bu kişi de Hristiyanlığı beğenmiyordur mesela. Herkesin şahsi olarak beğenmediği dinler, görüşler vardır. Benim beğenmeme gibi bir demokratik hakkım yok mu? Müslüman ülkede yaşama diyor. Birincisi Türkiye'nin anayasasında falan herhangi bir yerinde Müslüman bir ülke yazmıyor, bu bir. Yani çoğunluk Müslüman gözükse de kimlikte falan öyle bir şey yok yani. İkincisi de bu ülkeden kovma olayı. Çok enteresan değil mi ya? Yani şöyle, çünkü ben zaten bana özgürlüklerime tolerans gösterilmeyen bir ülkede çok fazla yaşamaya meraklı ve keyifli değilim bu konuda zaten. Ama bizim başka ülkelere gidecek herhangi bir imkanımız, bütçemiz yok. Ya bu açıdan mesela Müslüman ülkeyi beğenmiyorsan Türkiye'de yaşama, yallah Hollanda'ya falan diyorlar ya. Ama yallah Arabistan'a dendiğinde tamam, bu da çok kaba bir şey ama en azından orada bir mantık yürütme var. Çünkü sen gerçekten İslami bir hayat sürmek istiyorsan, İslami şartlarda dinin çok böyle yaşandığı, şeriatın olduğu bir yerde yaşamak istiyorsan Arabistan'a gidebilirsin. İmkanın var. Yani orada yaşamak çok pahalı da değil Türkiye'ye kıyasla. Bunu yapabilirsin yani. Yani insanları böyle beğenmiyorsan siktir git falan diye ülkeden kovmak bana çok kaba geliyor ama dediğim gibi yani Hollanda'ya kovmakla Arabistan'a kovmanın arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Senin yüzünden Ravza'nın hesabı kapatılmış. Namaz kılan minikler görmek bu kadar kudurtmasın be kardeşim. Sebebi de köy yerinde başa geçirilmiş tülbentmiş. Sanki çocuk kapalı. Köy tülbenti bile batar mı insanlara? Ah, namaz kılan minikler görmek beni kudurtmuyor. Ya kendi şahsi görüşüme göre bir çocuğun başının çok erken bir yaşta örtülmesini ya da çocuğa herhangi bir dinin anlatılmasını uygun bulmuyorum. Çünkü zaten belli bir yaşa kadar çocuk soyut kavramları algılayamıyor. Sen ne dersen papağan gibi tekrar ediyor. Hani böyle, o yüzden şeyden de hoşlanmıyorum. İşte çocuğum Yüzüklerin Efendisi fanatiği, çocuğum atıyorum Fenerbahçe fanatiği, Trabzonspor fanatiği. Bunlara da çok böyle sevmiyorum böyle şeyleri. Çünkü çocuğu zaten ne giydirirsen, ne söyletirsen onu söylüyor. Yani çocuğun özgür bir iradesi yok o konuda. O yüzden sen herhangi bir dini öğreteceğin zaman biraz daha soyut kavramları anlamasını beklemen lazım. Ha, sen beklemiyorsundur. Çocuğun başına tülbenti geçirirsin. Bana göre yanlıştır. Sana bir şey diyemem. Çünkü senin çocuğun, bu senin çocuğun özgürlüğünü kısıtlaman anlamına da gelse, senin çocuğun olduğu için elimden bir şey gelmiyor. Aynı şekilde bir Hristiyan da çocuğunu çok erken bir yaşta böyle rahibe gibi yetiştirirse ona da kızarım. Benim burada derdim İslamiyet veya işte din falan değil yani. Sadece bu kavramların çocuklarla anladıkları bir yaşta tanıştırılması. Ki ben zaten bunu kendi çapımda öyle laf arasında Twitter'da şey yaptım, eleştirdim. Kalkıp da sen çocuğa namaz kıldırıyorsun, başına tülbent bağlıyorsun. O yüzden senin hesabın kapanmalı çünkü İslamiyet var ve ben İslamiyet'i sevmiyorum. O yüzden bu hesap kapansın falan gibi bir şey mi olmadı? Ama bu insan, yani bu insanların anlama kabiliyeti kıt olduğu için genel olarak ve o kişinin de anlatma kabiliyeti kıt olduğu için bence kendisinin de anlama kabiliyeti ya kıt ya da niyeti kötü. Her neyse, köy yerinde başa geçirilen tülbent konusuna zaten hiç girmeyeceğim. Benim bu konularda ne düşündüğümü zaten biliyorsunuzdur. İkinci yoruma geçiyorum. Yaksıklar olsun sizin zihniyetinize. Ne istedin, neden uğraşıyorsunuz, ne yaptı da battı size? Allah sizin gibi zihniyetleri yok etsin, hidayet versin. Ne istedin küçük çocuktan? Ben çocuktan bir şey istemedim. Böyle sürekli Yeşilçam filmleri gibi. Ne istedin, ne? Böyle duygu sömürüsü, ajitasyon, bunlara da gıcık oluyorum. Ve bence bu kafa ve bu zihniyet, bu insanlar 30'lu 40'lı yaşlarında insanlar bence. 70'li 80'li yıllardan çok fazla Yeşilçam filmi izledim ve çok böyle o dönemlerden, işte Huzur Sokağı'dır, bilmem nedir, Hidayet romanları falan da çok okuduğum için biliyorum. Ya bunlar maalesef insanların kafasında bu şekilde kazınmış. Yani bu duygu sömürüsü, bu böyle ajitasyon,
böyle ne istedin dinimize falan diye ağlamayı çok seviyorlar. Hani bu mağdur edebiyatı var ya, o da oradan geliyor zaten. Ya kimsenin kimseden bir şey istediği yok aslında ama çok seviyorlar böyle ağlamayı. Evet, bir yorum daha. Siz Hristiyan birine hiç neden kiliseye gidiyorsunuz, çocuklarımızı neden götürüyorsunuz diye sordunuz mu? Veya Budist birine neden ineğe tapıyorsunuz, çocuklarınızı taptırıyorsunuz diye sordunuz mu? Yok, sormazsınız. Sizin gibilerin tek düşmanlığı İslam'a, namaza, Kur'an'a, örtüye. Sana ne kardeşim, ben istersem örtünürüm, çocuğuma da bunu öğretirim. Sana ne? Biz sana neden açıksın diyor muyuz? Diyemezsin zaten. Kimsenin çocuk yetiştirme tarzı sizi bağlamaz. Çocuklarımızı yetiştirirken size danışacak değiliz. Sizlerin bizlere danışmadığı gibi. Soyunurken özgürüz diye kendinizi yırtıyorsunuz. Bu da bizim özgürlüğümüz. Saygı duyulmasını istiyorsanız saygı duyun. Az önceki çocuklar için söylediklerim bu kişi için de geçerli. Dinlerle herhangi bir, yani İslamiyetle herhangi bir sorunun olmadığını zaten söylemiştim. Buna ek olarak mesela kendilerine saldırıldığını düşündüklerinde, ben kesinlikle saldırmıyorum. Ama kendilerine saldırıldığını düşündüklerinde o böyle yalandan taşıdıkları saygı bile birden böyle çöpe gidiyor. Siz soyunurken, götünüzü başınızı açarken. Yani aslında sen bana saygı duymuyormuşsun ki. Hani benim sana saygı duymadığımı falan iddia ediyorsun ama sen zaten bana yalandan bir saygı duyuyormuşsun. En böyle küçücük bir saldırı olduğunu düşündüğün şeyde maskeni düşürüyorsun ve hani iğrenç iğrenç laflar ediyorsun. Yok sen götünü açıyorsun, soyunuyorsun, biz sana çok saygılıyız. Ya saygılı olmadığın çok belli. Demek ki bana net olarak öyle bir şey söylemesen de kendi aranda, kendi insanların, yani kendi topluluğunda, bizim hakkımızda, benim arkamdan böyle konuşuyorsun. Götlerini açıyorlar. Böyle diyorsun yani benim arkamdan. Ne kadar yazık ya. Hani gerçekten hani bir takipçim de şey dedi, sen bu yazılanlara üzülmüyorsun, biliyorum, acıyorsun sadece. Gerçekten acıyorum, biliyor musunuz? Bunların bana yöneltilmiş böyle, işte bana küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ben gerçekten umurumda bile değil, biliyor musunuz? İnternette sikme bile sallamadım, birisi bana hakaret etmiş, çok önemli değil. Sadece acıyorum. Çünkü düşünüyorum, gerçekten eğitilmez bu insanlar. Yani maalesef bazı insanlara laf anlatamıyoruz, bazı insanlara eğitemiyoruz. Böyle lost cause olarak hayatlarına devam edecekler. Yani maalesef herkese meramımızı anlatmak, herkesin bizi anlamasını beklemek imkansız. Ben bu insanları böyle kendi çevremde, çevremden çıkardığım için, uzun zamandır görmemeye çok alışkın olduğum için yok olduklarını falan zannediyordum. Ama varlarmış ve çok da büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor aslında ülkenin, bu çok acı. Niye insanların ekmeğiyle emeğiyle oynadınız? İnsanların inancından, başörtüsünden, namazından sana ne? O küçük bir çocuk gördüğü her şeyi taklit ediyor. Kendin söylemişsin zaten. İleride başının kapalı olup olmayacağına zaten kendi karar verecek. Ne adi yaratıksın. Kendi karar verecek değil mi? Evet. Yani 18 yaşına kadar kafasına sokacaksın, sokacaksın, empoze edeceksin alttan alttan. İşte böyle yaparsan şöyle olur, yapmazsan böyle olur diye tehditvari konuşacaksın. Ondan sonra da seçime geldi mi? Aa sen çok özgür bir seçim yapıyorsun. Öyle bir özgür seçim yok yani. Bu konuda da bana çok fazla mesaj geliyor. Yani belli bir yaşa kadar zorluyorlar, zorluyorlar. Sonra sana başka bir seçenek bırakmıyorlar. Sen o seçeneği seçtiğinde de aa özgür, kendisi seçti ya falan. Böyle bir şey de yok yani. Kimi kandırıyorsunuz gerçekten anlamıyorum. Hani bu insanlar beni tanımıyorlar muhtemelen. Bu insanlar benim ne kadar Kur'an bilgim olduğunu, Kur'an eğitimlerine katıldığımı, yani Kur'an'ın bildiğin Türkçe tefsirini böyle didik didik araştırdığımı, annemin babamın 5 vakit namaz kıldığını, ya bunları bilmelerine de gerek yok zaten ama hani bana söyledikleri şeyler, ettikleri hakaretler öyle bir boyutta ki, ya beni tanısalar, benim ailemi falan bilseler böyle şeyler zaten yüzüme de söyleyemezler de. Kendileri böyle kendi sınıflarından olmadığını, kendi yaşam tarzlarına uymadığını düşündükleri birisine gözlerinde öyle uzaylılaştırmışlar ki, öyle yabancılaştırmışlar ki böyle iğrenç şeyler söyleyebiliyorlar. Bakın şimdi ona da bir örnek vereceğim. Biz de sizin gibileri görmekten rahatsız oluyoruz, ne olacak? Ulan ben senden rahatsız olmuyorum, senin gibileri görmekten rahatsız olmuyorum. Tamam, senin zihniyetinden rahatsız oluyorum, buna bir şey diyemeyeceğim de. Seni görmekten rahatsız oluyorum diye bir şey yok. Oh my god. Seni görmekten rahatsız olmuyorum ama demek ki sen beni görmekten rahatsız oluyormuşsun. Ağzından baklayı bu şekilde çıkarmış oldun yani. Çok acı. Allah belanı verecek inşallah. İnsana benzemiyor. Evuzu çekin buna bakarken. Ha, bu mesela. Bu insanlar öyle yetişmişler. Hani işte saçı renkli olan, oje süren ya da işte
öyle şeyler söylediğini, İslamiyet'e aykırı şeyler söylediğini düşündüğü kişiler gözlerinde böyle öcü gibi. Bu çok acı ya. Yani farklı düşüncedeki insanlara böyle uzaylı gibi bakıyorlar. Ben mesela farklı düşüncedeki insanlara artık uzaylı gibi görmemeyi öğrendim. Yani öğrenmeye çalışıyorum en azından. En azından artık bu insanların varlığına, şu an yorumlarını okuduğum insanların varlığına şaşırmamaya çalışıyorum. Ama onlar da kesinlikle karşı tarafı anlayayım. Karşı taraf benden farklı bir şekilde yaşamak istiyor olabilir. Yani ya da zaman zaman ben nasıl saygısızlık yapıyorsam o da bana saygısızlık yapabilir falan filan. Ah neyse, bu kişi şeytana tapıyor. Şeytana tapan kişiler çok tehlikelidir. Hele Müslümanlara karşı ayrı bir düşmandır. Ravzan'ın hesabını ondan kapatmış. Yüzüne bakınca kadının suratında bir iticilik var. Allah bu insandan Müslümanları korusun. Amin. Hani bazen böyle internette böyle mimler görüyoruz ya, ya da işte koronavirüsü hurmayla yendim. İşte peygamberimizi rüyamda gördüm. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte Allah şöyleymiş, böyleymiş falan gibi böyle hurafeler uydururlar. İşte kafa bu. Yani hurafe uyduran, aptal aptal, yalan uyduran, ya böyle bir şeyi dinleyip götünden anlayıp ondan sonra sağa sola tükürükler saça saça böyle kendi boktan beynindeki düşünceleri attıran, böyle fışkırtan insanların varlığını da bu şekilde görmüş olduk. Yani şeytana tapmak ne alaka yani. Ravzan'ın hesabını ben satanist olduğum için kapatmışım falan. Ya çok yani bazen acıyorum, bazen de korkunç olduklarını düşünüyorum, biliyor musunuz? Çünkü bu kadar rahat bir şekilde yalan söyleyebilmek, iftira atabilmek, bilmiyorum yani çok yazık, gerçekten çok yazık. Üzülüyorum yani. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan da yani bu insanların şimdi böyle bir insanın eline bir güç geçtiğini düşünün, iktidar geçtiğini düşünün. Ya şu anda bunu söyleyen insanın ağzına burnuna sıçar yani. Hani ya ben gerçekten hani böyle şey yapmak istemiyorum, yaftalamak istemiyorum ama ben kendi düşüncemdeki kimsenin bu kadar rahat bir şekilde yalan attığını, bu kadar rahat bir şekilde trollemiyor çünkü belli. Dümdüz ciddi bir şekilde söylüyor yani. Ben böyle bir şey görmedim yani. Ben bir tek bu çomar diye tabir ettiğim insanlarda bunu görüyorum. Din düşmanları, Ebu Cehil'in torunları, sonunuz leylim kuyusu. Böyle aptal aptal Arapça laflara da sinir oluyorum. Bir şey mesela işte beddua ederken veya dua ederken lafım daha böyle değer görsün, daha Müslümanım, daha fazla point kazanayım falan diye leylim. Leylim kuyusu ne amına koyayım ya? Şu anda Google'dan leylimi aratıyorum. İbrahim Tatlıses'in Leylim Ley diye bir şarkısı çıktı. Leylim kuyusu da neymiş? Yeni Şafak'tan bakıyorum şu anda. Gayya kuyusu. Ya sanırım cehennem mehennem, gaflet maflet, o tarz bir şeyler. Kullanmayı çok sevdikleri Arapça kelimelerden biri işte. O kadar mutlu oluyorum ki sizin gibilerin öbür dünyada çekeceklerini düşündükçe. Abi. Ya adamın mesela mutluluk kaynağı bu, anlatabiliyor muyum? Ben mesela nasıl mutlu olurum? Neye mutlu olurum? Kedimi sevince mutlu olurum. Ya da işte ne bileyim. Hayal kurarım, ilerideki yapacaklarımı düşünürüm. Arkadaşım mutluluğu da ben hani beni Müslüman olmayarak görüyor. Müslüman olmayan bir kişinin cehennemde yanması mutlu ediyormuş onu. Fucking wow. Başka bir şey söyleyemiyorum. En son en süper yorumu en sona sakladım. Modern çöküş çağının sapık artığı. Bu biraz böyle hani sanırım yurt dışında falan yaşıyor profiline bakmıştım merak edip. Daha böyle entelektüel gözükmeye çalışmış çomarlığında. Ben modern çöküş çağının, bu arada moderniteye, modernitenin köpeğidirler, böyle Allah'larıdır modernite. Özellikle o yurt dışında yaşayan çomar tayfanın. Ama lafa söze gelince böyle modernitenin çok kötü bir şey olduğunu ve bizim de sapık artıkları, ya yani bizim gibi insanların bunun modernitenin artığı olduğumuzu falan düşünüyorlar. Bize bir iyilik yap ve kendini gizle. Milletin işine karışma. Karadeniz'deki minik kızın namazı seni alakadar etmez. Aynada postmodern suratına bak. Postmodern surat ne amına koyayım ya. Senin suratın ilk çağdan mı kalma? Gerçi öyle olabilir, bilmiyorum. Bunları yazan kişi gerçekten bir mağara adamı olabilir, bilemedim şimdi. Ve milletin işlerini burnunu soktuğun için evrenden özür dile. Ya evren mevren, postmodernite, bırak bu işleri, dümdüz çomarsın işte, ayısın.
Ya ayılara özür dilerim, gerçekten bu hayvan fobik laflarımı lügatımdan çıkarmaya çalışıyorum son zamanlarda insanlara hakaret ederken. Ayı, sığır, öküz gibi hayvanlarla ilgili kelimeler kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten bir hayvanın bokunun içindeki bakteri bile olamaz mı insanlar? Her neyse, çok uzun olduğu için sanırım bunu Çomar Posting Bonus diye adlandıracağım. Biraz daha cringe olmak isteyenler bonus videoyu izlerler. Normal cringe dozlarını almak isteyenler de normal Çomar Posting bölümünü dinlerler. Dinlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın.